Narin'in abisi Baran Güran, sosyal medyadan tutuklu ailesi için yaptığı paylaşımları silmiş ve dikkat çekmişti. Duruşmaya sayılı günler kala sessizliğini bozan Baran Güran sessizliğini bozdu. İlk kez Neler Oluyor Hayatta programına konuştu. Baran Güran Narin'i kimin öldürdüğünü itiraf etti. Kardeşi ve annesi için bakın neler söyledi. Jandarma Narin'i bulmak için bakın kimden yardım istedi. Videolarımızdan haberdar olmak için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu. Cinayete kurban gittiği belirlenen küçük kızın amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Duruşmaya sayılı günler kala abi Baran Güran ilk kez konuştu, annesi ve kardeşini savundu. Narin'in tutuklu olmayan abisi Baran Güran, sosyal medyadan tutuklu ailesi için yaptığı paylaşımları silmiş ve bu dikkat çekmişti. Duruşmaya sayılı günler kala sessizliğini bozan Baran Güran, Neler Oluyor Hayatta programına konuştu. Narin'i kim öldürdü sorusuna yanıt bulamayan abi Güran, anne Yüksel ve kardeşi Enes'i savundu. Asla bu cinayeti işlemeyeceklerini söyledi. Hedefindeki isim ise en büyük şüphe duyduğu kişi olan Nevzat Bahtiyar'dı. Baran Güran'a annesinin gizlice kan aldırdığı iddiaları da soruldu. Güran, Siverek'ten gelen iki kişinin anneden böyle kan alınırsa Narin'i bulabileceklerini söylediğini ve onların da buna inanıp jandarmayı aradıklarını, hatta kan alındığı anlarda jandarmanın da orada olduğunu iddia etti. Röportajda kendisine, "Annen, tüm sülalen niye telefon kayıtlarına sildi?" sorusu yöneltilen Güran şu şekilde konuştu. "Annemin mesajları diyorlar, silinmemiş ki. Onları bilmiyorum, ben peygamber değilim. Ben kendi annem ve kardeşim üzerine konuşuyorum. Benim annemin telefonunda silinen bir şey yok. Bunu herkes biliyor. Zaten olsaydı savcılık açıklama yapardı. Benim annemin okuma yazması yok. O nasıl mesajlaşacak ki?" dedim. Enes'in madde kullandığı iddialarını da yalanlayan Baran Güran, hayatı boyunca sigara bile kullanmadığını zaten yapılan testlerde de bunun ortaya çıktığını ileri sürdü. Baran, "Ne alkol ne de madde, hiçbiri çıkmadı." dedi. Abi Baran Güran, Enes'in kolundaki ısırığı da, gözündeki morluğu da açıkladı. Baran Güran, Narin'e duyduğu üzüntü nedeniyle kendisine zarar vermesinden kaynaklandı dedi. Cinayetin baş şüphelisi amca Salim Güran olsa da, Baran Güran'a göre amca değil. Baran'ın iddiasına göre cinayette baş şüpheli soruşturma kapsamında tutuklu bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar'dır. Enes ve amcanın arası nasıldı? Sorusun üzerine Baran Güran sözlerini şöyle sürdürdü. "Ya şimdi bir amcadır. Aramızda sorun yok. Bu köyde bir kere olsun köylülerle kavga etmeyen tek kişi Enes'tir. Hayatı boyunca öyle zevkleri bile yok. Yok kız arkadaşım olsun. Tek dediği şey, abi ben bir an önce operatör olayım, sana yetişeyim, birbirimize destek verelim. Olaydan ortalama 45 gün önce kepçe operatörü oldu. Daha önce garsondu." dedi. Ailesinin cinayeti örtbas etmeye çalıştığı yönündeki suçlamalara tepki gösteren Baran Güran, "Bizim dediğimiz bir kelimeyi 50 yere vuruyorlar. Nasıl istemeyeyim katilin bulunmamasını, gözünü seveyim." dedi. Narin'in yakın arkadaşı da ATV'yi habere konuştu. Yakın arkadaşı, "Üzülüyorum, hep kavga ederdik, hep barışırdık" ifadelerini kullandı. Eğer Tutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili dava, çarpıcı bir gelişmeyle tekrar gündeme geldi. DV Türkçe'nin haberine göre, jandarma suç araştırma timi CASAT ekipleri, Narin'in kaybolmasından 7 gün sonra küçük kızın yerini tespit edebilmek için bir üfürükçüye başvurdu. Bu şaşırtıcı bilgi, davaya dair soru işaretlerini daha da artırırken soruşturmanın seyrine ilginç bir boyut kattı. Dava dosyasına yansıyan ifadelere göre, Diyarbakır'daki bir muhtar, kayıp kişileri bulduğu iddia edilen bir hocadan bahsederek CASAT ekibini yönlendirdi. Komutanlarından izin alan ekip, hocanın yanına giderek yardım talebinde bulundu. Okuma seansı sırasında hoca bazı dualar okurken, Narin'in ağabeyi sayıklamaya ve bazı yerler tarif etmeye başladığı ifade edildi. Ancak bu sırada komutanından gelen çağrı üzerine CASAT görevlisi adresten ayrılmak zorunda kaldı. İlerleyen süreçte tutuklu olan amca CASAT ekibine ulaşıp üfürükçü seansında abisinin sayıklayarak tarif ettiği adresi bildirdi.
Bu bilgiye dayanarak yapılan aramalar ise sonuçsuz kaldı. Narin'e dair hiçbir ize rastlanamadı. Uzmanlar, Narin'in tutuklu amcasının olayı karmaşıklaştırmak ve jandarmayı yanıltmak amacıyla böyle bir plan kurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Özellikle kayıp çocuk vakasında bilimsel yöntemler yerine bir üfürükçü aracılığıyla yer tespit edilmeye çalışılması, soruşturmanın ciddiyeti ve amcanın olası manipülasyonları üzerine tartışmalara yol açtı. Bu şaşırtıcı gelişme, davanın gidişatına dair kafalarda yeni soru işaretleri oluştururken, kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Narin Güran cinayetiyle ilgili davada önemli yeni gelişmeler yaşanıyor. Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç'in yaptığı açıklamalara göre, olayla ilgili 4 kişi hakkında kasten ve organize şekilde iştirakten dolayı iddianame hazırlandı. Güleç, iddianame içindeki detayların dikkat çekici olduğunu vurgularken, özellikle bazı bulguların davanın seyrini değiştirecek nitelikte olduğunu belirtti. DV Türkçe'de yer alan habere göre, olay sırasında şüphelilerin 4'ünün bir arada olduğu ve baz istasyonu verileriyle yerlerinin tespit edildiği bilgisi iddianamede yer alıyor. Baro Başkanı Güleç, Narin Güran'ın saat 15.15'te eve doğru patika yoldan yürüdüğü sırada şüphelilerin baz istasyonu verileriyle aynı evde oldukları saptanmış durumda. Bu çok önemli bir tespit ve davada ilerleyişin kilit noktalarından biri olacak. İddianame, olayın çözülmesine katkı sağlayacak pek çok önemli ayrıntıyı barındırıyor, diye konuştu. Narin'in cesedinin bulunmasından yaklaşık 45 dakika sonra Eğer Tutmaz Deresi'ne götürülüp gömüldüğü bilgisi de dosyada yer aldı. Güleç, Güneydoğu Ekpres gazetesine verdiği röportajda bu sürecin titizlikle incelendiğini ve kanıtların olabildiğince somut olarak ortaya konulduğunu ifade etti. Ancak olayın ardında bazı henüz kanıtlanmamış iddiaların da olduğunu dile getirdi. Güleç, Narin'in neden öldürüldüğü sorusunun soruşturma makamları tarafından dikkatle araştırıldığını belirterek, cinayetin arkasında yatan sebep henüz tam anlamıyla açıklığa kavuşmamış olsa da bu, davanın gidişatını etkileyecek bir durum değil, dedi. Güleç, kamuoyunun bu cinayetin ardında yatan sebebi anlamak istemesinin doğal olduğunu, ancak faillerin belirlenmiş olmasının şu aşamada en önemli unsur olduğunu ekledi. Duruşma, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Kasım tarihinde yapılacak. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan ve 50 Baro Başkanı'nın Diyarbakır Barosu'nu arayarak bu kritik duruşmada hazır bulunacaklarını belirttiği öğrenildi. Diyarbakır Barosu ise dava sürecine müşteki olarak katılacak. Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, 7 Kasım'da Narin için adalet sağlamaya çalışacağız. Bu dava hem hukuki hem de toplumsal anlamda son derece büyük bir önem taşıyor, diyerek duruşmanın tüm kamuoyunun yakından takip ettiği bir süreç olduğunun altını çizdi.